Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarih 10 Mayıs 2023. Ben Pınar Erbaşar Soy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Ve seçim için geri sayım sürerken siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da seçmenin karşısındaydı. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Bay bay Kemal, sadece Pensilvanya ve Kandil'e baharı getirebilir. Hakiki baharı biz getirdik dedi. Erdoğan'a Batman ziyaretinde eski bakan Mehmet Şimşek de eşlik etti. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, bunların hiçbiri bizi yıldıramaz. Kimse aramızı açamaz, kardeşliğimizi bozamaz dedi. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim sloganı üzerinden yüklendi. Bay bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bağır getirir. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı hamdolsun biz getirdik, biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'dan verdi mesajlarını. Alanda 55 bin kişi olduğunu söyledi. Diyarbakır anneleri üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Diyarbakır anaları artık ağlamayacaktır. Bay bay Kemal, Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi ya. Çocuklarımızı kimse daha zorla kaçıramayacak. Erdoğan sabah saatlerinde attığı tweetle de sandık mesajı verirken seçim günü soğukkanlı olalım uyarısı yaptı. Soğukkanlı olacağız, sabırlı olacağız, metanetle hareket edeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tarihlerine asla kapılmayacağız. Erdoğan'ın daha önce ekonomi eski bakanı Mehmet Şimşek'le iki kez bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirmişti. Seçim sonrası ekonomi yönetiminde görev alabileceği konuşulan Batmanlı Mehmet Şimşek de eşlik etti gezisinde Erdoğan'a. Şimşek kürsüye çıkmadı ama önce AK Partili eski bakanlarla fotoğraf çektirdi. Ardından da Erdoğan'la birlikte Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Aydın ve Kütahya'daydı. Seçim güvenliğine önceliğini aldı. Sandıkları sabaha kadar ben de bekleyeceğim dedi. Konvoyuna taşlı saldırı yapılan Kılıçdaroğlu bir kez daha provokasyon uyarısı da yaptı. Oyumuzun bir bile çaldırmayacağız. Her sandıkta görevlimiz var. Asla ve asla adaletsizliğe izin vermeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz. İktidarla muhalefet arasında sandık güvenliği polemiği yaşanırken mesajını böyle verdi. Oylarınızı bölmeyin çağrısı yaptı seçmenlere. Oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Cumhurbaşkanlığı için de kime oy vereceğinizi benden iyi biliyorsunuz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Aydın ve Kütahya'daydı. Sözü mutfak videolarına getirdi. Saray bize göre değil. Ben halk adamıyım. Benim evim var. Evimde mutluyum. Benim mutfağımı da siz de biliyorsunuz. Mutfağından da memnunum. Seçerseniz saraya değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya'sına çıkacağım ve orada oturacağım. Özellikle de ilk kez oy kullanacak 5,5 milyon gençle kadınlara seslendi. 22 yaşına gelmeden başka bir iktidar görmüş ol diyorsunuz. Gençler ve kadınlar bir tarih yazacak. Dün akşam Sakarya mitingi sonrası 16 yaşlarında bir çocuk Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna taş atmıştı. Çocuktan şikayetçi olmayan Kılıçdaroğlu arkasındaki faillerin bulunmasını istedi. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu eşi geçmek zorundayız. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun vefat eden abisi Profesör Hüseyin Özdağ da Eskişehir'deki törenle son yolculuğuna uğurladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Erzurum'da yaşanan taşlı saldırıyı provokasyon olarak niteledi. Dadaşlar tuzağı bozdu dedim. Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da seçmen karşısına çıkan Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi. Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde bu sözlerle hedef aldı. Erzurum'da yaşanan taşlı provokasyona tepki gösterdi. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimize
ve şerefli Türk polislerine iftira atmasın. MHP lideri Devlet Bahçeli seçime 4 gün kala Trabzon'da buluştu seçmenle. Millet İttifakı'nın terör örgütü PKK ile işbirliği iddiasını yineledi. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı ve diğer teröristleri serbest bırakacağından ara ara bahsetmişti. Bir terörist için adalet isteyenler Eren Bülbül'ün hesabını verecekler. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağıyla ilgili polemiğe de dahil olduğu çağrı yaptı. Uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuza kadar yarar olacaktır. Sokağa çıkmasın. Mutfaktan da dışarı gelmesin. Bahçeli'nin hedefinde Erdoğan gitmeli diyen Batı medyası da vardı. Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Hans'ın değil, Sam'ın değil, Henry'nin değil, bilmem kimin değil. Anadolu'nun, Karadeniz'in yiğit evladını Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? Hay maşallah sizlere. MHP lideri Bahçeli'den 5 saat sonra Trabzon'da bu kez İYİ Parti lideri Akşener'in mitingi vardı. Öncesinde ise Çanakkale'de seçmenle buluştu Meral Akşener. Mitinge katılanların yanlarında getirdikleri süpürgelerden birini eline aldı ve seçim mesajını süpürgeyle verdi. Beraber süpüreceğiz. At bir tanesini bana. Verin bakayım bunu. Anda işte. Bu süpürgeyle süpüreceğiz biz onları. Hem de nasıl süpüreceğiz? Hem de nasıl süpüreceğiz? Görün bakın. Mitinge gelen kadınların elinden aldığı süpürgeyi, mesajını tartışılan pankart üzerinden verdi. Meydanlardaki üslubu eleştirdi. O mutfakta karılar değil, arılar çalışıyor. Biz çalışıyoruz, biz. Biz çalışıyoruz. Sizi doğuran kim? Sizi doğuran kim? Saygısız herifler. İYİ Parti lideri Çanakkale mitinginden sonra Trabzon'a geçti. MHP'nin de aynı gün Trabzon'da miting yapması nedeniyle iki parti arasında kura çekilmiş, büyük miting alanı İYİ Parti'ye verilmişti. Recep Bey ve arkadaşları ipin ucunu kaçırdı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkes Müslümandır. Ona imansız, kitapsız, dinsiz diyemezsin. Dersen şirke girersin, şirk koşarsın. Akşener dün de Ankara'da bir kafede gençlerle buluştu. Okey'e dördüncü arayan bir genç Akşener'i masaya davet etti. İYİ Parti liderinden esprili yanıt gecikmedi. Ama kaybeden çayları öder. Zaten çayları ödeme faslını birine yıktım ben. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. İnce dikkat çeken açıklamayı akşam saatlerinde yaptı. Sağlık durumunun iyi olmadığı, yürümekte zorlandığı iddia edildi. Kurmayları tarafından dil altı hapı verildiği de öne sürüldü. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sorunları gerekçesiyle iptal ederken açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor. Son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti. Atılmadık, iftira kalmadı. İnce teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim derken Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu da İnce'nin midesini üşüttüğünü, ciddi bir problemi olmadığını söyledi. İnce'nin Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi. Gençler. Antalya'da bir otobüs şoförü tartıştığı kadın yolcunun bir sözüne öyle kırıldı ki aracı öylece bırakıp gitti. Şoför inince de yolcular ne yapacağını bilemedi. O şoförü bakın hangi söz küstürmüştü. Polis çağıracağım şimdi. Dedim biz insan değil miyiz dedim. Değilsin dedi. İşte o sözler onu çok üzdü, kalbi kırıldı, yolculara küstü, otobüsü yol ortasında bıraktı gitti. Şu an bir insin çekti. Şikayet edeceğim çünkü de. Psikolojim bozuldu, bıraktım gittim. Böyle yaptıkları için bu işten nefret ettim yani. 16 yıllık özel halk otobüsü şoförü Rasık Kayaca dün bir yolcuyla tartıştı. Aynayı kapa diyorsunuz diye iki sefer üç sefer uyardım bayanı. Bir dedi ki benim dedi çocuğum uyuyor dedi, neye bağırıp duruyorsunuz dedim, kaza yapacağız
çizilmeye aynayı açın. Tartışmanın ardından şoför yolcu indirmek için durağa yanaştı. Bayan yine tepemde, başucumda başladı yine bağırmaya. En sonunda dedi yeter artık dedi, biz insan değil miyiz dedi, niye bağırıp duruyorsun dedi. Kadın yolcu hakaret edince Kayaca öfkelenip otobüsü terk etti. Kadın rica ediyorum, birini bilgiyi alabilir mi? Ben insan değilsem dedim. O zaman ben arabamla gitmedim. Kapattım kontağı, indim arabadan, bıraktım gittim. Herkes şaşkına döndü. Neyse ki kalbi kırılan şoför bir süre sonra sakinleşip işine devam etti. Plakayı söyler misiniz şu arabanın? Psikolojim bozuldu. Akıl alır gibi değil ama oğluyla damadı bir oldular, aracını çaldılar. O kadarla da kalmadılar ve iddiaya göre molotof kokteyliyle saldırdılar. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adam başına gelenleri şov haberi anlattı. Bunda iki tane araba verdim. İki tane minibüs verdim. İkisini de sattı, yedi. Benim hakkım olan bir şey niye el koyuyor? Molotov kokteyli hazırlıyor bahçede. Bana Çin, Japon ve Amerika yardım ediyor. İddiaya göre kayınbiraderiyle bir oldu, babasının aracını çaldı, yetmedi, molotov kokteyliyle saldırdı. Şimdi ana habere mi çıkacağım, meşhur mu olacağım? Oğlum arabayı getir, bu benim hakkımdır. Uzatmaya gerek yok. Turizmci Abdülmetin Adıyamanlı iddiasına göre 1,5 milyon değerindeki aracını çalışması için damadına vermişti. Ama aralarında anlaşmazlıklar yaşandı. İşte bu nedenle aracı satmaya karar verdi. Bunları duymuşlar. Noterde arabayı satıyorum. Oğlumu çağırıyor, diyor ki diyor, gel arabayı al götür, parçalayalım, satalım, bir şeyler yapalım. İddiaya göre damadı ve oğlu aracını çaldı. Arabayı ben niye çalayım ki? Tehdit etti. Ne bir mafya görmüşüm, ne bir mafya tanıyorum. Bu kez de baba oğlunun evine gitti. Binanın bahçesinde bulduk. Yedek anahtarı da vardı. Biz de gittik arabayı. Arabayı aldım, getirdim, garajıma koydum. İddiasına göre oğluyla damadı bir oldu. Saldırılar, tehditler başladı. Oğlu bir gün eve geldi. Yanında molotof kokteylleri vardı. Kepengi açtım. Kepengi açıldı. Bir baktım kepengin önünde dikilmiş. Elinde molotof kokteyli. Çakmağı çaktı fitile. Hoşuma gitmedi bu haber. Geri kepenge vuruyor, kepenge kırıyor, dışarı çıkıyor. Şaşkına dönen adam oğlu ve damadından şikayetçi oldu. Oğlum arabayı getir. Ünlü şarkıcı Kibariye Mersin'de hayranıyla koruması arasında kalıp sahneden düştü. Hastaneye kaldırılan şarkıcının durumunun iyi olduğu açıklandı. Sevenlerinin yüreğinin ağzına geldiği o anlarda kameralarda kayıttaydı. Tepecik mi mi? Kuru çaylı mı? Nasıl paşalı mı? Biri sarılmak, diğeri korumak için koştu. Bu hikayede yanan Kibariye oldu. Ünlü şarkıcı Mersin'deki Romanlar Buluşması konserinde sahnedeydi. Kendini müziğin ritmine bırakıp dans etmeye başladı. Çağrıyı duyan bir hayranı sahneye koştu. Kibariye'nin koruması ona engel olmak isterken daha kötüsü oldu. Arada kalan şarkıcı dengesini kaybetti. 2 metre yüksekliğindeki sahneden düştü. Kibariye talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca durumunun iyi olduğunu açıkladı. Efendim, günün en önemli öğüdünün tadı kaçtı. Pastırmalı, ballı, kaymaklı sofralar maziyede kaldı. Çünkü poğaça, tost, sandviç fiyatları da kanatlanınca orta direk o altın öğünü artık gözden çıkardı. Her gün kahvaltı yapıyorlar mı şimdiki gençler ya da çalışanlar sizce? Çalışanlar yapmıyor. Sabah yapmıyorlar artık. Önceden de. Maalesef süt ürünleri ve et ürünlerindeki artıştan dolayı çok masraflı oldu artık kahvaltı. Vallahi zeytinden başka bir şey yiyemiyoruz. Birçok uzmana göre kahvaltı günün en önemli öğünü ama pek çok kişi kahvaltı öğününü atlar oldu.
Nedeni maddiyat. En uygun menümüz 40 lira. Özellikle çalışan bir kişi dışarıdan iki poğaça alsa, bir simit alsa ya da bir sandviç alsa bile bütçeler zorlanıyor. Günlük 40 lira, 10 günde 400, bir ayda 1200 lira yapar her gün yesek. Sosyal Demokrat Vakfı bir rapor çıkardı. O rapora göre orta direk, yani orta gelirli insanların neredeyse %56'sı kahvaltı öğününü azalttı ya da kahvaltı yapmayı bıraktı. Kaşarlı toz, sucuklu toz. Yani yanında bir tane büyük çay. Ne kadar tutuyor? Ortalama 60 lira tutuyor. Kendimden değil de kızımdan örnek verip oturuyorsun, bir çay diyor, iki poğaça diyor, 100 lira verip çıkıyorum diyor. İstanbul genelinde ortalama bir pastanede bir adet poğaça yaklaşık 7 lira 7,5 lira. İki poğaça 15 lira, bir çay 10 lira. Ne yapar? İki çay içiyorsunuz 20 lira. Yani günde 15 lira poğaçaya verseniz, haftada 5 gün çalışsanız ayda 20 gün eder ve 300 lira sadece poğaçaya harcamış olursunuz. Baktığınız zaman hemen hemen kahvaltı çok arada bir fark kalmamış artık. Diyelim bir sandviç yiyeceksiniz kahvaltıda. Burası Mısır Çarşısı, her yer kahvaltıcı dolu. Fiyatlar biraz daha uygun. Bakın böyle kahvaltılıklarla dolu. Sandviç yaptığınız zaman işin içine pastırması, salamı, eski kaşarı da girerse 60 lirayı buluyor. İçerine sadece 2 dilim beyaz peynir, şöyle ufak ufak 3 dilim kaşar, tel peynir olmak üzere. İçine de 2 dilim domates ve yumurta. Bu şu anda 40 lira. Salam, pastırma malumunuz, sadece 1 dilim koyabiliyoruz. Ve eski kaşarda 2 dilim daha ekliyoruz ince bir şekilde. Böyle bir menüyü de 60 liraya bizden alabiliyorlar. Evden sandviç yapıyor. Ben de memnun oluyorum bu açıdan. En azından sağlıklı besleniyor. Ne yediğini biliyorum en azından. Anne yüreği her zaman... Efendim kahvaltı demişken gelelim kahvaltının vazgeçilmezlerinden zeytine, hatta zeytindeki hileye. Doğal yollarla 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşan zeytin çeşitli hilelerle 1 aydan kısa sürede sofraya gelir oldu. Ki o hilelerden biri zeytinin içi paslı demir dolu havuzda bekletilmesi. Memleketimizde biz zeytinciyiz zaten. Hepsi hile. Bazı değişik kimyasal maddeler kattıklarını, bazı farklı farklı işlemlerden geçtiklerini duydum. Kostik ya da ayakkabı boyası hilesi duyulmuştu ama adeta şeytanın aklına gelmeyen bir hile yöntemi daha geliştirdi sahtekarlar. Biz tuzda yeti yaparız, doğal yollardan yaparız. Onlar havuza dolduruyorlar, pas demir atıyorlar, zeytin çekirdeği ne oluyor? Simsiyah. Çekirdeğini, zeytini karartıyor. Siyah zeytin sofraların olmazsa olmazı, her kahvaltı masasında yer alıyor. Ancak bazı hilekarlar akıl almaz bir sahtekarlığa imza attı. Çabuk kararması için paslı demir dolu havuzda bekletiyorlar siyah zeytini. Oo, çok tehlikeli. Çok kötü ya. Yenir mi bu zeytin? Ne yapacaksın? Kurtuluşumuz yok. Kostikle mostikle şey yaptıkları var. Doğal yollarla üretilen zeytinin sofraya gelmesi 6 ayla 1 yıl arasında değişen sürelerde. Ancak paslı demirli havuza atıldığında o süre kısalıyor. Yani sağlıkla oynanıyor. Gıdada hile malum. Birçok firma yapıyor bunu. Yapanlar utansın. Paslı demirle dolu havuzda bekletilen siyah zeytin bir ay gibi kısa bir sürede sofralara gelebiliyor. Sizce hile var mı bunlarda? Genelde ben şundan alıyorum. Bakınca anlamıyorsunuz. Yok ya, nerede anlayacaksın Allah aşkına ya. Hileyi anlamanın yoluysa basit. Almadan önce zeytinin çekirdeğine bakmak. Çekirdeği de kahverengi olur. Evet. Zeytinin rengi de böyle kömür gibi simsiyah olmaz. Benzeri şeyler pul biber için vesaire de söylenmiştir. Denetlenmesi lazım. Bağcılar'ın en belalı, en kavgacı kedisiyle tanıştıralım şimdi sizi. Adı Kirli. Bütün gün sokaklarda turluyor. Tüm kedilere sataşıp kavga çıkarıyor. Ve bitmek tükenmek bilmeyen bu kağıtları yüzünden tüm esnaf ondan bıkmış usanmış durumda. Kedilere neden dört ayak üzerine düşer dendiğini biliyor muydun? Hı? Yolda bir düşün bunu. Neden kavga ediyorsun? Ya benim senden çektiğim nedir oğlum? Gel. Gel bırak. Gel hadi gel. Ya sürekli kavga ediyor. Kirli gel ya. Kirli sürekli kavga eder. Canı sıkıldıkça kavga eder. En büyük hobisi. Kenan abi. Kenan abi seninki yine kavga ediyor. Koş. Gel bırak Kirli. Gel arabaya biniyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Hadi besleme günümüz gibi gel. Bağcılar'ın güzel ve yakışıklı çocuğu Kirli. Kötü kedi Şerafettin'e Bağcılar'dan rakip çıktı.
Kadınları başladım. Ben Şerefettin. Adı kirli, hem inatçı hem de atarlı esnafın ve kedilerin tatlı belası. Ve karşınızda Bağcılar'ın asabı ve sinirli kedisi kirli Kenan Uyanık'ın başı bu kediyle dertte. Sürekli başka kedilerle kavga ediyor. Kenan Uyanık da araya girmek zorunda kalıyor. Onu sakinleştiriyor. Dükkanını alıyor, mamasını yiyor, içiyor. Sonrasında dışarı çıkıp yine kavgaya tutuşuyor. Kirli sokağa çıkar çıkmaz vukuatlara başlıyor. Semte yabancı kedi yanaştırmıyor. Yavrularım var, baktığım sokak kedileri. Bu bölgede bunlara yapmıyor. Nedense diğer kedilere, erkeklere vesaire. Başka mahalleden kedi geldiği zaman onlarla kavga etmeye çalışıyor. Ama arkadaşlarına bir şey yapmıyor. Sürekli volta atıyor. Her an her yerden çıkabiliyor. Sürekli orada burada, yani kirliyi zapt edemiyoruz. Ne onunla ne de onsuz yapamayan esnaf kara kara atarlı kediyle baş etmenin yolunu arıyor. Senden bahsediyorlar kirli. Gerçekten başım dertte. Kirliyle anlatamayacağım kadar başım dertte. Çevrede çok kavga oluyor mu? Vallahi burası Bağcılar. İster istemez oluyor. Gel benim koçum gel, senin kavga sana yakışmaz. Efendim, ilginç bir araştırma var sırada. Onlarca çiftin katıldığı o araştırmaya göre ortak banka hesabı evlilik süresini uzatıyor. Hesapları bireysel olan ilişkilerse daha kısa sürüyor. Bakın neden. Eşinizle ortak banka hesabınız var mı? Maalesef yok. Ortak hesap olunca ekstrası, yani bir bütünlük ya sağladığı için. İkimizin de ayrı ayrı. Ortak hesap ilişkiyi uzatıyor. Bireysel hesabı olanların aşkları daha kısa sürüyor. Herkesin kendi hesabı olmalı. Bir bağımlılık olmak zorunda değil. ABD'de ortak banka hesabı kullananlarda bireysel hesap kullanan çiftlerde mercek altına alındı. Tam 230 çift 2 yıl boyunca izlendi. Araştırmanın sonuçları ise bir hayli ilginçti. Buna göre ortak banka hesabı bulunan çiftlerin ilişkileri daha uzun ve daha güçlüydü. Ortak hesap olmalı diyorum ben de. Biz kaç yıllık hep ortak hesabımız var. Araştırmacılara göre ortak hesaba sahip çiftlerin uzun ilişkisinin sırrı şeffaflık ve güven. Ayrı hesaplı çiftlerde ise para daha ön planda. Hem ortak hesap olmasından dolayı hem de birbirimizden alışverişlerini görebiliyoruz vesaire. O tarz olduğu için daha güzel oluyor yani şey olarak. Yani ortak hesap olunca beraber büyümeye bakıyorlar, beraber yürümeye bakıyorlar yani. Araştırma sonuçlarına göre hesapları ayrı tutan çiftlerin ilişkileri daha kısa sürüyor. Çünkü bu araştırmaya göre o çiftlerin ilişkileri aslında çıkara dayalı. Kendimize ait yaşamlarımız var. Çatışma yaratmaması için aslında bu bir nevi güvenlik. Hanımefendi, kaç yıldır evlisiniz? 50 sene oluyor. Ama sizinki de ayrı hesap olmasına rağmen 50 yıl sürmüş. Evet. Bizim hani görücü usulü olunca. İdari para cezalarına taksit imkanı geliyor. Dikkat çeken düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve cezalar 4 eşit taksitte ödenebilecek. İdari para cezalarında yeni dönem başlıyor. Taksit imkanı gelirken cezalarda tahsil zaman aşımı süresi de 3 ila 7 yıla çıkıyor. Düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Yani taksitlendirme imkanı güzel olabilir. Pandemide yediğim bir ceza vardı, o da ödendi yani. Vatandaş hepsini tamamen ödeyemeyebilir, parası olmayabilir, hemen ödeyemeyebilir. Devlete olan borca yapılandırma 31 Mayıs'a kadar devam ederken Haziran ayında da yeni bir uygulama hayata geçiyor. İdari para cezalarında taksitlendirmenin kapsamı genişletiliyor. Trafik cezaları, çevreyi kirletme, sigara yasağının ihlali, kimlik bildirmeme ve bazı SGK borçları idari para cezası kapsamında. Aslında özellikle trafik cezalarında ve bazı idari para cezalarında taksit seçeneği vardı. Şimdi bütün cezalara taksit imkanı gelecek. Kurallara uyuyoruz, uymaya da çalışıyoruz yani. Genel olarak ceza yememek daha iyi ama taksit ödemek daha kolay. Belki de daha çok teşvik edebilir diye düşünüyorum. Ya ne de olsa öderim, ne olacak deyip ihlal yapabiliyor. İdari para cezaları 4 taksitle ödenebilecek. Taksitlendirme imkanını kaybetmemek için ödemeler zamanında ve tam olarak yapılmalı. Aslında trafik cezalarında taksitlendirme olmaması lazım. Birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan 3 taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek. Mahallenin ortasında, kavşağın tam göbeğinde bir mezar. Tokat'ta kamulaştırılan yolun içinde kalan o kabir oradan geçen herkesi çok şaşırtıyor. Ve iddiaya göre birçok kez yoldan kaldırılmak istendi ama çalışmalarda sürekli işler ters gitti.
Yol çalışmalarında biraz daha yaklaşılmaya çalışılsa da iş makineleri, kompresörler vesaire bir şekilde hep aksaklık oldu. Ne iş makinesi girebildi ne yanına yaklaşılabildi söylediklerine göre hep bir aksilik yaşandı. Bozuldu, kırıldı ama mübareğin olduğunda bölgeye giriş yapılamadı. Üç yanında yol var. Tam ortada bir kavşak ve onun da içinde bir mezar. Hakkında da pek çok rivayet var. Normaldeki yolumuz burasıydı. Çift şerit halinde de buradan geçmekteydi. Mübarek de halen burada yatmakta. Niksar-Ünye Karayolu üzerinde 30 yıl önce kamulaştırma yapıldı. Ev kaldırıldı. Acı Çabuk Türbesi ise yolun ortasında kaldı. Kabrin arka tarafında bir ev daha vardı. O evin olduğu yerden bir yol açıldı. Kabir yolun ortasında kaldı ve bir kavşak meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Niksar Ulu Camii yaptıran Çepnizade Hasan Bey'in mezarı başka yere kaldırılmak istendi ama hep bir engel çıktı. Yapılan çalışmalarda hep bir arıza meydana geldi. Yani buraya girilmeye çalışılmadı ama etrafında çok da çalışma yapılamadı, içeriye girilemedi. Mezarın sembolik olduğu da bir diğer rivayet. Buradaki kabir sembolik bir kabir, asıl mefta. Oranın altında bir merdiven var ve aşağıda yatmakta. Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.